Ben evlendiğim zaman nikaha gelmiş Belemir. Evet. Ama ben tabii 8 yaşında kalmışım Belemir'de. Cennet Mahallesi günleri yazmışsın koronalı diye. Evet. Serhan gelmek ister misin? Yazsana Serhan. Serhan işte Belemir'le çalıştığımız yaşta şimdi. Evlerinin önü boyalı direk. Kuzunun yağına bana ekmeğimi, döşünün emrine sunam parmağımı. Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizce neredeyim? Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği bir tiyatro oyununa geldim. Ve o tiyatro oyununda pembeden çok çeken benim de yengem olan Fatoş karakteri, yani Aylin Kabasakal. Burada bir tiyatro oyunu olduğunu öğrendim. Dedim ki Aylin abla, o zaman hemen geliyorum. Hem tiyatronu izleyeceğim büyük bir zevkle ve şevkle, hem de seninle birazcık konuşalım, YouTube kanalıma video çekelim. Sürekli bana nerede Aylin Kabasakal diye soruyorlar. O gün bugün olsun dedim ve o da beni sağ olsun kırmadı. O yüzden şimdi buradayız. Onun çok güzel bir oyununu izleyeceğiz. Yavaş yavaş içeriye doğru geçelim, size daha göstereceğim çok şey var. Baya baya kalabalık olmaya başladı burası. Aa, oradalar. Geçelim yanlarına. Ben gördüm bile Aynı ablayı. Aynı ablacığım, hoş geldin. Hoş bulduk, seni gördüğüme çok sevindim. Ben de çok çok sevindim. Seni o kadar özlemişim ki gördüğüme sarılmak istiyorum ama korona. Sarılamıyoruz. Aynen, uzaktan uzaktan Aynı ablaya. Aynen. Böyle öpücüklerimi bol bol iletiyorum. Ben de aynen. Yani gerçekten Beloş'umu çok severim. O şimdi benim oğlumun olduğu yaştaydı, evet. Biz tanıştığımızda 8 yaşındaydı. O seneden beri bayağı bir sene geçmiş üstünden. Hiçbir şey değişmedi bizim sevgimizde. Onu evet. Görünce böyle gözlerim doldu. Sarılmak istedim gerçekten de. Çünkü her şeyi biliyorum. Yani onun böyle küçüklüğünü, işte dersleri içeride çalışmasını, annesini, ailesini, abisini, her şeyi bilip ve sürekli takipte olduğumuz için birbirimizi evet. Yıllar sonra bugün kavuştuk ve buluştuk. Evet, o kadar iyi oldu ki ben Aylin ablanın burada bir tiyatrosu olduğunu öğrendim. Evet. Dedim ki Aylin abla, ben hem tiyatro izlemeye geleceğim hem de seni göreceğim. Şimdi biz aslında Aylin ablayı daha çok böyle Cennet Mahallesi Fatoş karakterini de benim de yengemdim. Evet. Öyle hep aklımızda, hani çok kült bizde olduğu için hep aklımızda o şekilde. Ama Aylin abla kamera önünde dışında da aynı zamanda arka tarafta böyle çok güzel işler yapıyor. Bugün de izleyeceğim ben seni. Evet. Ben çok heyecanlıyım, sen de heyecanlı mısın? Ben de heyecanlıyım. Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği bir organizasyon. Korona döneminde çok güzel oldu. Böyle evet. Muhteşem parklarımız varmış. Onun farkına vardık. Burada böyle kalabalık herkes geliyor. Minderlerini atıyorlar. İşte sandalyelerini getiriyorlar. Keyifli bir oyun yapıyoruz. Yaptığımızı düşünüyoruz. Herkesi bekliyoruz. Daha oyunumuz devam edecek. 7-8 evet. Oyunumuz daha var Eylül ayı içinde. Beşiktaş Belediyesi'ni takip ederlerse haberleri de olur. Ben de zaten paylaşıyorum. Hı hı. Evet, Aylin abla Instagram hesabında paylaşıyor. Evet. Biz de bugün öyle izleyeceğiz. Bakalım. Bence çok güzel olacağını düşünüyorum. Aylin abla, biraz da bugün tam çekebilecek miyiz, çekemeyecek miyiz dedik. Aynen. Açık, hava yağışlıydı. Bir korktuk çünkü geçenlerde inanılmaz bir yağmur yağmıştı. O yüzden evet. iptal oldu. Bugün de böyle son ana kadar iptal olacak mı, olmayacak mı diye düşündük. Ama bu akşam yapıyoruz oyunumuzu. Bundan sonra da inşallah hava yağmadığı sürece devam edeceğiz. Evet, çok güzel. Aynen abla, biraz oyundan bahsetmek ister misin kadrodan? Oyunumuz bir kabare. Çok değerli oyuncu arkadaşlarım var arkadalar şöyle. Evet, onlar. Evet, şu anda. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Çok güzel. 4-5 skeçten oluşuyor. O eski açık havalarda izlediğimiz kabareler gibi. Hı-hı. O tatlarda tabii ki onlar çok büyük ustalardı. Biz de o tatlarda bir şeyler yapmaya çalıştık. Herkesi bekliyoruz oyunumuza. Harika, şahane. Geçen gün paylaşımını gördüm Instagram'da. Cennet Mahallesi günleri yazmışsın koronalı diye. Evet. Dedim herkes bana mesaj atıyorlar şimdi. Biz korona günlerinde tekrar Cennet Mahallesi'ni başa evet. sardık, izliyoruz diye. Bir de bana inanılmaz derecede Aylin Kabasakal gelmeyecek mi? Gelsin, çek çek. Geçen gün hatta birisi yazmış evet. altına, gördüm, etlemiş beni de. Nasıl gelmem yani? Sen çağırsın da her zaman her yerde buluşurum seninle. Her zaman Aylin ablana öyle bir samimiyeti vardı ki yani. Hani dizide yenge ama gerçekte böyle öz çok ablam sevim. Gibiydi. Ben çok, böyle çok. Ama sen her zaman öyleydin. Yani 8 yaşındaydı Beloş ama bir şey giyerdim ben, kostüm. Sence oldu mu diye sorardım. Saçları nasıl oldu diye sorardım. Sen hatırlıyor musun? Her zaman bir vizyonum vardı ya. Aynı ablacığım, canımsın ya. Ama aynı ablaya çok özenirdim. Sana böyle bakardım, hatırlıyor musun? Ay, saçını yapardım ya, bak evet. gözünü böyle izlerdim, bakardım. Aslında benim çok büyük bir şansım oldu sizin yanınızda büyümek. Aynı gerçekten güzel. Çok büyük bir şansım oldu. Size örnek almak, yeri geldiği dolu almak çok güzel bir şeydi benim için. Ne güzel, teşekkür ederiz. Ben teşekkür İyi ederim Aynı ablacığım. İyi örnek olabildiysek çok güzel, evet. çok memnun oluruz. Aynı abla Instagram hesabından gördüğüm kadarıyla bir de böyle bir kek, poğaçalar, börekler evet, falan seviyorum. Falan. Evet, çok seviyorsun. Bir de aynı zamanda çok maharetlisin bu konularda. Seviyorum ya Beloş. Evde kaldığım zaman yani yememeye çalışıyorum. Hani Serhan'a falan da yedirmemeye çalışıyorum çok fazla. Çok tatlısın zaten. Çok teşekkür ederim. Evet. Bazen yapmayayım. Akşam falan paylaşıyorsun ya o korona zamanındayken diyorum ekmekler. Ay, o kadar lezzetli evet. gözüküyor ki. Bir de Serhan oğlun. Evet, evet Serhan o da bayağı oğlum. Bir yardım etmeyi seviyor. O da seviyor. O da meraklı. Hemen evet. bir şey hazırlarken artık o tamamen kekleri o çırpıyor. Yapılacakları ona yaptırıyorum. Birlikte bir ekip alıyoruz mutfakta. Süper, çok güzel ya. Serhan gelmek ister misin? Gelsene Serhan.
Serhan işte Belemi ile çalıştığımız yaşta şimdi. Evet. O zaman Beloş'ta bu yaşlardayız tam biz çalışmaya başladığımızda. Bakınca Serhan'a inanamıyorum böyle. Ya. Ben senin kadardım Serhan. Evet. Diziye gidiyordum. Aynı ablanın yanındaydım. Hep onun yanındaydım. Hem derse gidiyordu Belemir ablan. Hem de diziye geliyordu. İkisini de hiç aksatmıyordu. O zaman dizide dersi çalışıyordu. Aynen. Diziye geldiğinde ödevlerini yapıyordu. Boşluk olduğu zamanlarda. Annesi hep başındaydı. Getirip götürüyordu. Annenin de fedakarlığı. Evet ya. Değil mi ya? Oradan o yoldan. Çok kolay değil yani. Şu an değil, düşünüyorum tabii. Ben. Hani hem okula götür hem okuldan gel. Yetiş hemen falan filan. Evde eşin, abin. Hakikaten. Çok zor, meşakkatli zamanlarda ama hepsine şimdi baktığımızda hem özlüyoruz hem çok güzel oldu değdi diyebiliyoruz. Evet. Çünkü çok çok uzun yıllar da tekrar ettiğin için bu dizi ve sen de hiç değişmediğin için Değişmedim yani, değil mi? Gerçi şöyle bir şey. Ben evlendiğim zaman nikaha gelmiş Belemir. Ama ben tabii 8 yaşında kalmışım Belemir'de. Gelmiş beni öpmüş. Ben de onu öpmüşüm. Sonra bana mesaj attı. Aynen abla ben geldim diye. Nasıl ne zaman geldin diyorum ben. Çünkü ben 8 yaşını bekliyorum ben hala. Evet. Aynen ablayı öptüm ben böyle işte hani bir konuştum orada falan ama herhalde o an heyecanı da vardı. Ben o an çok hızlı böyle kendim bir şey yapmadım. Ama o zaman Instagram yoktu daha. Yoktu, ben senin şimdiki halini hiç takip etmediğim için orada kalmışım ben. Aynen direkt 8 yaşındaki Belemir değil mi? Şimdi görünce de şaşırdın zaten ilk gördüğünde. Evet, ama insan şaşırıyor gerçekten. Evet olduk 24 vallahi aynı ablamız geçiyor ama sen aynısın yine. Çok teşekkür ederim. Aldım kabul ettim. Süpersin aynı ablacığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi seni keyifle izleyeceğiz. Sizin provalarınız var. Tamam. Öpüyorum seni tekrar. İşte belki görürüm seni. Tamam. Görüşürüz Serhan. El salla. Bu arada size bu etkinlikten birazcık bahsetmek istiyorum. Korona günlerinde strese mücadele hareketi diye başlatmışlar ve burada müzikaller, tiyatrolar, psikolog eşliğinde söyleşiler gibi dolu dolu bir sürü etkinlik düzenliyorlar ve bu etkinliklerin hepsi ücretsiz şekilde yapılıyor. Şimdi birazdan size göstereceğim zaten. Sen daha iler sosyal mesafe kurallarına göre konulmuş, içeri girerken ateşlerimiz ölçülüyor. Halka aslında birazcık daha böyle streslerini azaltarak korona günlerinde evden dışarıya uygun şekilde çıkartmasını sağlıyorlar. Bence muazzam, muhteşem olacak. Bugün hava biraz kapalı, ona rağmen bile baya gelmeye başladılar. Biz check-in yapacağız diye erkenden gelmiştik ama burası bugün bayağı kalabalık olacak. Özellikle çok fazla evcil hayvanları görmeye başladım. Hayvan dostlarını alanlarda gelmiş. Düşünebilirsiniz eğer gelmek istiyorsanız, böyle etkinlikleri seviyorsanız hem sağlığınızı koruyarak hem de tiyatrodan uzak kalmayarak buraya gelebilirsiniz. Bu etkinliklerin hepsi her cuma, cumartesi, pazar saat 9'da Beşiktaş'taki çevre parklarda açık havalarda oluşturuluyormuş. Sadece tiyatro yok, müzikaller var, psikolog eşliğinde söyleşiler var, harika etkinlikler var. Bence mutlaka böyle şeylerle birazcık sosyalleşmek gerekiyor. Hem de tiyatronun önemini unutmamak gerekiyor. Evet kapalı salonlardalar, bir sürü tiyatrocu var ve onlar şu anda bu aşamada hepsi durmuş vaziyette. Bunları sadece gönüllerinden gelerek yapıyorlar. Ve tiyatroyu gerçekten bizim yaşamımızın arasından bir sahne olarak görmeliyiz. O yüzden alkışların sesi hiç susmasın. Ne olur gelin. Buradaki kalabalığı siz de arttırın ve alkışları onlara duyurun. Çok güzel olacak. Radyo Televizyon Üst Kurumu dizilerdeki yakınlaşma sahnelerini denetleme dairesi başkanı Hayati Er. Memnun oldum efendim. Ben de bu dizinin yönetmeniyim. Kestik. İptal bu sahne iptal. Böyle çekemezsin. Başka türlü çekin efendim. Arkadaşlar şimdi Serhan'la birlikteyiz. Serhan Aylin ablanın oğlu. Serhan. Herkese merhaba. Bugün sizlerle yani burası çok güzel. Bayağı bir güzel. Anlatılamaz yaşanır gibi bir şey. Bayağı bir güzel. Burası Sporcular Parkı. Beşiktaş Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yer. Keşke siz de burada olabilseydiniz. Harikasın Serhan. Vallahi bravo. Anneni izleyeceksin. Heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlı. Her seferinde anneni izlerken heyecanlanıyor musun? Evet. Çok güzel değil mi? Evet. Sen de olmak istiyor musun tiyatrocu? Yani olmak istiyorum. Başka olmak istediğin meslek var mı? Mimar olmak istiyorum. Aa sen mimar olmak istiyorsun. Ama şimdi anne baba bu işlerin içinde sen de biraz etkileniyorsun. Sen de o ışığı gördüm Serhan. Harikasın. Teşekkür ederim. Hadi o zaman görüşürüz de kanala. Görüşürüz. Fal baktıracağız ayol. Parola. Evlerinin önü boyalı direk. Yerden yere vurdun sen beni felek. Efendim hoş geldiniz buyurun oturun. Nasılsın iyisin? Azıcık gazım var. Onun dışında gayet iyiyim. Şimdi içeride Zoom'la Ajda'nın falına bakıyordum da o yüzden geciktim ya. Ana ne çıktı Ajda'nın falında? Vallahi 2098'e kadar bir tane bile kırışıklık görünmüyor karıda. Söyledin bir sevindi sorman.
Anam, 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 anam. 44 senenin bütün cinsel aktiviteleri göründü ya. Anam, ne geldi, ne geldi? Bana. Ben de evimin salonunda hanımefendi. Mutfakta iyi bir aşçı. Sonrasında da dişi bir panterim. Ah, ah sen neymişsin maşuka böyle? Aa, bir de elektrik olması şart. Elektrik olmazsa olmaz. Kuzunun yağına bana ekmeğimi, döşünün emrine sunam parmağımı. Hoş geldi, çal kapımın tohmağını. Tohmağa seni sordum, ördek bakışlım. Çay diye seni koydum, ördek bakışlım. Efendim ben istemiyorum, benim tadım kaçtı. İyi günler diliyorum, hoşça kalın. Hey! Aa! Kimsin, nasılsın? Ay ben ikisi de değilim. Ben tam orta şekerli kahve gibiyim. E o zaman höpürteti vermek lazım seni gari. Ay! Ay 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 ay, burada büyük bir aşk başlıyor. Beşiktaş Belediye Başkanlığı olarak sanatçılarımızın isimleri üzerine dikilmek üzere Tema Vakfı'na fidan bağışında bulunduk. Ben sizlerin huzurlarınızda kendilerine sertifikalarını takdim etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, tiyatro şimdi bitti. Beşiktaş'ta bayağı bir kahkahalı sesler yükseldi. Siz de mutlaka Beşiktaş etkinliklerini takip edin ve böyle tiyatroları lütfen destek olun ki tiyatronun alkışı hiç bitmesin. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.